inancımızdan ve medeniyetimizden aldığımız güçle dünyanın her bir yerinde... Evet, değerli AFAD Başkanımız. Afganistan'ın kuzeyinde, kuzey vilayetlerinde, ilçelerinde büyük bir sel felaketi, taşkın su basmasıyla 400'den fazla Afganlı kardeşimiz maalesef hayatını kaybetti. Afgan hükümetinin yardım çağrısıyla biz geçen hafta Kayseri'den yine AFAD'ın koordinasyonunda ağırlıklı sağlık malzemesi olmak üzere çadır ve sağlık malzemesinden olan bir acil askeri uçakla yardımı Afganistan'a göndermiştik. Acil yardımları gönderdik. Şimdi de inşallah sizin bütün sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle, sivil toplum kuruluşlarımızın bağışçılarının yardımlarıyla 619 ton gıda, hijyen ve çadır yardımını inşallah Afganlı kardeşlerimize, mağdur olan kardeşlerimizin mağduriyetlerini gidermek üzere Afganistan'a ulaştıracağız. Sevgili dostlar, Afganistan az önce Sayın Genel Müdürümüz 4150 kilometre dedi mesafeyi. Baktığınızda belki çok uzak bir mesafe gibi dursa da bizim gönülden gönüllü olan mesafemizin çok kısa olduğunu her biriniz benden iyi biliyorsunuz. Afganistan'la bizi birbirine bağlayan çok sağlam bağlarımız var. İnşallah bu trenle beraber sadece bizim gıdamız, hijyenimiz, çadırımız Afganistan'a ulaşmayacak. Devletimizin ve milletimizin şefkati, merhameti, kardeşliği, sevgisi de inşallah bu raylar üzerinden Afganistan'a ulaşacak. Afgan halkıyla Türk halkı arasındaki sevgi ve muhabbetin büyümesine inşallah bu yardımlarınız, yardımlarımız vesile olacak. Her zaman olduğu gibi biz AFAD olarak çok kıymetli paydaşlarımız olan siz değerli sivil toplum kuruluşlarımıza müracaat ettik. Hemen anında birçok organizasyonda olduğu gibi bizi hiç mahcup etmeden tıpkı 6 Şubat büyük depreminde olduğu gibi nasıl ki vatandaşlarımızın yanındaysak 7/24 devlet millet el ele bütün gönül coğrafyamızdaki bu tür afetlerde de yanımızda olan siz değerli kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hemen sadece Afganistan değil, Gazze'de de şu anda dünyada en fazla insani yardımı ulaştıran devlet, memleket, millet biziz elhamdülillah. Yeterli mi? Yeterli olmadığının farkındayız. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün devlet erkanı ve bütün milletimiz hayır dualarımızla, diplomatik kanallarla oradaki çatışma ortamının sona ermesi için 7/24 mücadele ettiğimizin farkında olmasını özellikle istirham ederiz. Sayın Ufuk Yalçın'ı arz edin. Sayın Bakanım. 22 Ocak 2022 tarihinden bugüne Afganistan ve Pakistan iyilik trenlerimizi kardeşlerimizin zor gününde yanlarında olarak yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İyilik trenlerimizin vagonları sevgi, umut, dayanışma, kardeşlik gibi manevi yüklerle dolu olarak zor durumda olan kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak, yaralarına merhem olmak ve yüzlerinde bir nebze olsun tebessüm oluşturmak için yola çıkmaktadır. Allah'ım, el açtık, dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle. Biraz sonra yolcu edeceğimiz iyilik trenini, yolculuğunu hayırla tamamlasın nasip eyle. Kazadan beladan muhafaza eyle.